Yok, defalarca aynı şeyi söyledim ama böyle. Tekrar artık ben gerçekten kendimden utandım aynı cümleyi. Ne bir şey söyleyeceğim. Ben size söylemeyeceğim. Tamam, geliyor gelmekte olan. Gerçekten. Ben söyleyeceğim. Asla gelmekte olan geliyor. Ben kendim utandım artık bu durumdan. Bir şey söylemek istiyorum Atakan Bey size. Buyurun. Öncelikle bu aşçı değilsin kelimesini artık bir kenara bırakalım. Ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi. Onu söyleyecektim. Niyet ettim ve ima ettim. Söyleyecektiniz. O yüzden söylemenizi istemiyorum artık. Ben söyleyemedi. Ciddi eğitimler aldım ve bundan ekmek kazanıyorum yani. Kendi paramı kazanıyorum ve evime... Bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ve aşçı değilsin, aşçı değilsin, aşçı değilsin dersen ben artık çok yükseleceğim bugün sana. Yükselebilirsin. Ve sen aşçı değilsin dersen ben de sen stylingçi değilsin derim. Yukarıda öyle de şey demiyordun ama. Estağfurullah. Yukarıda öyle bir şey demiyordum diye bir şey yok. Yukarıda ne oldu ya? Ben seninle bu şekilde diyaloğa benimle girersen ben de sana bu şekilde gelirim. Bıçağı bana sallamazsanız sevinirim. Bu şekilde, gerçekten artık son noktayı koymak istiyorum. Bir daha bu şekilde konuşmanı istemiyorum. O zaman... Sen de bu kadar ünlülerle çalışmışsın. Ünlüleri de söylemiyorsun. Tanıdık seni o kadar hani çalıştım der diyorsun ya. Yüzün biraz tanıdık gelebilirdi. Gelmiyor. Gelemez çünkü ben yine söyledim ya. Senin de kendine özgüvenin yok. Sen de o zaman çok güzel bir özgüvenim var benim. İşte bak böyle gelirim. Benim çalıştığım insanları siz televizyonla izliyorsunuz hanımefendi. Ben onların yanında duruyorum. Ama bana da aşçı değilsin anladın diyemezsin mı? Işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Diyemezsin. Starlik yapanları tanımamız mı gerekiyor? Az çok yüzümüz hani göz aşina olabilir. Tanıdığınız starlik yapan kim var? Bana söyler misiniz? Teşekkür ederim. Ama ben sizden aşçılığınıza dair çok özür dilerim. Daha çok özür dilerim. Aşçılığınıza dair. Size saygı, artık size saygı duyuyorum. Size saygı duyuyorum. Aşçılığınıza dair. Emek veriyorum. Aşçılığınıza dair. Lütfen aldım. O zaman eğitimlerinizi ve sertifikalarınızı getirirseniz bize mutlu tamam oluruz yani. Diplomalarını mı istiyorsun? Evet. Getiririm mi? Getir, tamam. Getirsen de götüreyim. Getirin biz de utanalım. Peki. Bence Hülya Hanım'ın kesinlikle sertifikaları, diplomaları yok. Yarın kendi gününde de geldiğinde aa ben unutmuşum tarzında cümleler kullanacak. Yani ben inanmıyorum söylediğim gibi ilk günden beri de inanmadım. Hülya Hanım'ın diplomaları olabilir fakat getireceğini düşünmüyorum. Çünkü göstermek zorunda değil. Bence diplomalarını getirip de burada Atakan Bey'e daha fazla prim yaptırmasın. Börek nasıl Atakan? Evet börek nasıl Atakan? How was gerçekten çok ince geldi bana. Bana evet. Zaten... Ama tadı güzel ya. Zuhal, gerçekten tadı çok güzel. İnanılmaz bir tuz var içerisinde. Ay hayır ya. Keşke ezine yani, peynir. Keşke peyniri biraz yıkasaydınız tam net olacak. Bak ekip tatmış bir şey oradan parlak bir şey geldi. Yani lazanyayla su böreği yapma fikrini biz ekip olarak çok sevdik. Çok sevdiler. Ben bence öneririm de, burada. Sadece katı az. Çok evet, pardon. Ben de katılıyorum. Katı az. Ya madem su böreği tadında bir şey yapılıyor ya lazanyada. Gerçekten tadı çok güzel. Tadı bu yumuşacık arada böyle. Evet. Evet tabii ki daha güzel yapılabilirdi tadı canım. Tadı bu arada su böreğinin aynısı. Bir evet, farkı yok. Bravo Atakan evet, ya. Yani su gerçekten tadı su böreği aynı. Tadı yani, çok hoşuma gitti. Benim tek eksi yorumum yine şu. Yabancı su böreği olarak da geçiyor. Evet. Evet yani keşke onu belirtseydiniz o zaman hiçbir şey söyleyemezdik. Ama zaten lazanya bir şey su böreği deyince belli etti kendini. Bir şey de söyleyeyim ama hani yumurta o tadı arkadaşların söylediği şey bana geldi. Bana da geldi. Ben de geldi. Kaşarın erime oranını görüntü çok sevdim. Çok güzel çıtır çıtır üstünde geliyor. Ama peyniri biraz yıkayıp eğer koysaydınız mükemmel bir ben yakıştırdım tuzlu peynir. Ama tuzlu atardım. Peynir tuzlu peynir bence yakışmış. Çok güzel olmuş. Evet, bir su böreği tadı var. Kesinlikle var. Evet var. Elbette çok daha iyisi yapılabilirdi. Hem daha böyle katlı göze de hitap edilirdi. Evet. Birazcık evet o konuda katılıyorum. Fazla haşlanmış belli biraz dağılıyor. O evet, da doğru. Dağılıyor. Daha tok. Daha böyle kalıp gibi durması lazımdı. Ama onun dışında bence lezzet hemen, çok hemen güzel. Eline teşekkürler, sağlık. Teşekkürler Zuhal Hanım. Yani afiyet bir olsun. Tık daha biraz özen gösterseydin de tam dediğin şey çıksaydı ortaya. Ama yani kesinlikle yok bir ekşilik yok. Aldım. Tuz geldi yok. De oradan bir öyle bir şey. İnanın ben hala. Sadece şey yani var. Ne yok kesilmesine baktım. Tekrar da tekrar dağılıyor yani. Su böreği tadıyorum değil mi? Kesinlikle su böreğinin aynısı. Hiçbir farkı yok. Valla ben hatta evde yapacağım bunu yani. Yarışmacılar yavaş yavaş yola gelmeye başladı. Ama bir sıkıntı var. Salatası. Lazanya hamurundan su böreği güzel fikir. Var böyle de bir tarif benim de bildiğim. Ama lezzeti güzel. Bence güzel yani. Senin de dün mesela çorbanın lezzeti güzeldi. Sana da dedim sen de burada bu katlarını eksik tutmuş. Sen de o patlıcanı alaymışsın içinden bir zahmet. Ya ben anlamıyorum. Tencereden koyarken görmedin mi kepçeye takılmaz mı? Lök diye yarım kilo patlıcan. Onu ayrı bir tabakta ayırdım ben. Nasıl? O tencerenin içinde patlıcanlar vardı. Tamam. Rondodan geçtik, el blenderından. Tamam. Tamamen sıfıra sıfır yaptım. Tamam. Biraz da kenara ayırdım patlıcan. He.
tabaklara sunum yaparken içerisine hani bunun içinde patlıcan yok, hiç ağzımıza tane gelmiyor. İyi, özellikle oradan aldın koydun. Evet. Ha, bravo. Ya hadi şöyle bir iki diş bir şey gelir de bu kadar yarım bostan patlıcanı. Aslında yani şöyle hızlıca bir şey yapmıştım. Közlemen güzeldi. Tadında tuzunda bir sıkıntı yoktu. Evet, siyah kıvamında bir sıkıntı yoktu. Teşekkür ederim, çok Aygül Hanım, ben sizin tatlınızı içtim ya. Ne güzel işte. Yani ne güzel. Çok konuştunuz ya işte, niye şunu verdiniz, bunu verdiniz. Siz papatya çaylarından içmeye alışkın olduğunuz için size özellikle olabilir, ikram etmek istedim öyle bir şeyi. Kıvamı zaten evet, olmadı. O da kabul yani etti. Ben, evet, kabul ettim. Olmamıştı evet. Kıvamı. Yani olmayan bir şeyi savunmaya gerek yok zaten burada. Hayır, siz diyorsunuz da benim masam şöyleydi böyleydi, bana neden 5 verdiniz diye. Beşlik bir masa değildi Yeşim Hanım, hala ısrarla savunuyorum. Israrla 4 kişinin birden 5 vermesine rağmen Atakan hala savunuyorsunuz bunu. Atakan Bey'le birlikte olduğunuz, hani ben dün de söyledim. Birlikte aynı memleketlisiniz diye yorum yapıp. Evet. Yok, birbirinizi savunuyorsunuz dediniz evet. Ya. Evet. Siz de bugün de dahil 3 gündür Atakan Bey'i savunuyorsunuz. Neden? Ben Atakan Bey'i savunmuyorum. Neden? Ya hiçbir şeyi beğenmediniz Hanım. Hiçbir şeyi beğenmediniz ya. Keşke güzel yemekler yapsaydınız da beğenseydim. Güzel dediniz. Hala bakın hala farklı tiyatro senaryolara giriyorsunuz ya. Yapmayın şunu ya. Siz, yapmayın. Siz bana dün diyorsunuz ki. İlk önce aklınıza koyun, sonra vicdanınıza koyun, öyle yorum yapın. Ben elim aklıma da koyuyorum, vicdanıma da koyuyorum. Gitmiyor. Siz bana dün diyorsunuz ki siz buraya niye geldiniz? Gülmeye mi geldiniz dedin. Öyle bir şey, öyle bir cümle kurdunuz dalga bana. Dalga geçiyorsunuz resmen. Ben dalga geçmedim. Ya burası gibi. Bir yani hem yemek hem bir show programı. Ben buraya ya, neden geldiysem size ne? İster gezmeye geldim, ister yemek yemeye. Zuhal Hanım'ı görmeye geldim. Size ne? Size ne? İşte bunu söyleseydin. Şu an bu yorumları yapmıyor olurduk. Yani burası sadece bir yemek programı değil. Ben Zuhal Hanım'ı görmeye geldim sadece. Olabilir. Gelebilir. Eğlenmeye gelebilir. Ona da gelebilir. Yani ama sen hani seninle ilgili öyle aynı yorumu birkaç kez yapınca yarışmacı hani dalga geçmeye mi geldin diye. Acaba işte ben de dün dedim ya hani gülüyor, sürekli gülümseme var ifadesinde. Ondan mı öyle mi zannettin yoksa gerçekten dalga mı geçiyor, anlayamadık yani. Öyle bir şey yok herhalde. Hayır, değil tabii mi? Tabii ki de öyle bir şey yok. Ben yok normal mu? Hayatımda da... Ama sende de biraz öyle laflar geldi sanki. Bir geldi geçti. Nasıl? Masalardan. Hafif böyle bir... Evet, evet. Hafif böyle bir... Çelişkili evet. Söylemler oldu. Ne çelişki de değil de... Ya ben gülmeyi seviyorum. Böyle inceden alttan alttan evet, sanki. Evet, laf vurmayız. Dalga geçmek yani. Değil bu. Dalga geçmek değil bu. Ya stand-up'lığınızı bile kabul ettiniz yani. Siz bana malzemeyi yani. Vermeyin. Mutkadan diyelim. Malzeme vermeyin. Bana dalga geçmeyin. Siz bana yok neler diyorsunuz. Yok elini vicdanına bul. Yok kafana bilmem. Evet, evet, evet. Akıl ben dalga geçeceksem siz bu bana malzemeyi vermeyin. Ama lütfen altı dolu araştırılmış. Aklım var, tutuluyor. Siz en kesinlikle azından. Tutacak bir aklım var. Yok, bilmiyorsunuz. Tutacak bir aklım var. Yok. Gerçekten yeter. Biz evet, de konuşalım. Evet, lütfen evet, bize hanımlar. De bize çok biraz. Ikili bugün ben hiç döndü. Konuşamadım mesela sizin diyaloğunuzu kesmeyin, etmeyin kum diye. Saati döndü. Yani gerçekten artık yeter. Biz fıstık de, ezmeleri konuşuyor mu diyor? Fıstık ezmesi değil, fıstıklar. Ha. O güzel oldu bak, fıstık gibisiniz desen tamam. Ezmeyi de yumuşardı. Ama tatlı ezme oluyor yok. Ya içine fıstık ezme girince de bir hafif tat veriyor ya.